Abicim benim en sevdiğim biliyorsunuz röportaj adamlarından Şahin. Aa birinci videodan niye başlatmıyor? Bak abicim bak bebek gibi 50 liralık benzin. Word'una bak İlhan şimdi. 50 lira. Fiş veriyorum benim doldurdum zaten. Bir şey gerek yok abi 50 lira zaten. Tamam 50 lira. Çok iyi. Şaka ben Şahin Sarsu, yönetmenim. Piyasada çok beğeniyorum adamın ya. Bunu çok bütün Sikko yaz dizilerinin aranan yönetmeni benim. Bu seneki yaz dizimiz beklenenin baya baya üstünde olacak. Diğerleriyle karıştırılmasın ama yine tatlı minik sahil kasabasına geçiyor ki oyuncularımız da beleş tatil yapacak yani kaşeye falan da yansıyor. Bu güzel oluyor ama yani. Şimdi hikayeye dönecek olursak hepinizin de bildiği gibi şive olmazsa olmaz. Ama bu sefer tüm şiveler var. Mesela Ege şivesi. Her zaman tutar be ya. Las şivesi mesela. Çok komik oluyor canım. Ha bak aşiret. Aşiret olmazsa olmaz. Aşiret var, entrika var. Ve sürprizi açıklıyorum. Her 15 dakikada bir düğün sahnesi var. Muhteşem yani. Bu projede şive golden shower'ı yapıyoruz diyebilirim. Kısacası ülkemizin severek izlediği her şey var içinde. Şiddet, ecavüz, gasp, entrika, kan, sapıkça öpüşmeler, hayvana şiddet, ne ararsanız var işin içinde. Muhteşem olacak. Gerçekten. Artı zenginliğin ne kadar mutlu edici, fakirliğin ne kadar utanılacak aynen bir şey olduğunu da aynen koyduk. Böyle bir harman yaptık. Golden yani kaçak çayla Türk çayını karıştırmak gibi. Ekonomik, çift lezzet. Yani bu sene seyirciler tuvalete bile gitmeyip altına sıçacaklar ekran başında. Bunu söyleyeyim yani. Kadromuz gene harika tabii. Kıvanç gibi yakışıklı tipler, manken gibi kızlar. Gerçi mankenler zaten oyunculuk yok ama bizim işimiz görsellik. Oyunculukla pek işimiz yok. Yani kameraya baksınlar, iki gülsünler, ağlayabilsinler, öpüşebilsinler, koklaşabilsinler. Bu. Kestik, bitti. Bu seneki set kadromuz da müthiş mesela. Keşi var, kendi görüntüsüne oyuncudan daha önem veren makyözümüz var. Kameramanlarımız şehrin yüzü de düğün salonlarında yetişmiş kameramanlardan oluşuyor. Işıkçımız yok çünkü yaz dizilerinde ışığa pek ihtiyaç yok. Ha bir de kurgucumuz var. Kendisi miyop ama harikalar yaratıyor. Müziklerimize gelince bulunduğumuz yöre halkına göre zaten şekillendiriyoruz. Yani Ege'deyse meyhanede kayıt alıyoruz. Urfa'daysa sıra gecelerinde kayıt alıyoruz. Böyle kullanıyoruz yani. No name. Telif yok. Bir kere karşında muhatap yok. Yani anonim. Şimdi ödül müdül fazla umurumda değil. Ama yine ben alıyorum tabii her zamanki gibi. Altın kelebekler, altın palmiyeler. Hepsini ben topluyorum. Yani istemiyorum ama topluyorum. Ben çalın piyasa işi yapıyorum. Arz talep meselesi. Talep arz meselesi. Yani arz edilen talebi ben karşılıyorum. Ben karşıladığım için talebi arz etmiş oluyorum. Yok. Piyasa kaşarıyım ya. Son olarak şunu eklemek istiyorum. Evet ben çok yoruluyorum. Çünkü Enes Batur'un YouTube videolarından daha hızlı dizi üretiyorum. Ben doğal olarak da bu bende biraz mental yorgunluk yapıyor. Ama işimi severek yapıyorum. Yani, başarımın sırrı çünkü o kadar başarıyorum. Şeyde üretimin olmayıp tutuyorum çünkü elimde. Bu tarz şeylerde bu kadar üretim olması yoruyor adamı. Üzüyor. Harbiden. Adam 3 dakikada özetledi tüm TR dizi şeyini. 3 dakikada cidden özetledi her yeri. Girilmeyen mahallede sevgilim ev satın aldım. Çok tatlı ya bu adam. Vallahi bak. Her ülkede malzeme çok tutar bu olaylarda. Hoş geldin minik kuşum. Ne haber? İyi senden. Hadi gel birazdan başlayacağız. Neden iyi dizi izledim diye hatırlamaya çalışıyorum da. Televizyonu izlemiyoruz ki artık abi. Evet sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar. Bugün girilenmeyen mahalleye girip sevgilime ev satın alacağız. Aa aşkım ciddi misin? Evet. Ev mi? Evet. O zaman başlıyoruz.
Evet, şimdi girilemeyen mahalledeyiz. O zaman başlayalım. Gel hayatım. Duvarda ne yazıyordu çok merak ettim. Bu adam bana neden komik geliyor? Çok tatlı bir mahalle değil mi? Evet aşkım ya. Şurada bir fotoğrafımız olsa ne güzel olur. Olur olur. Onu da yaparız. Pardon. Fotoğrafımızı çekebilir misiniz? Telefonu mu alıp gidecek? Bilmiyorum sevgilim. Çok güzel aşkım. Tamam tamam. Aşkım ben onu daha sonra şey yaparım. Nasıl ben, yapacaksın şimdi? Ben, telefon gitti. Ben bulurum onu, sıkıntı yapma. Sıkıntı yapma, ben onu hallederim. Bulurum ben, sen şey yapma ya. Haso koşuşundan kaldır peze rengi. Şahin telefonum gitti. Şimdi annemler beni arayacak. Ulaşamayacaklar. Tatlım koş bak. Dedim sana o kadar. Tatlım bak, ben bu çocukları tanıyorum. Bu çocuklar benim elimde büyüdü. Akşam ben giderim uygun bir yerde, tamam mı? Ben bunu alırım. Çantam. Abarttılar ama Şahin Reis. Tamam alırız onu. Koş yapar. Piç. Nasıl? Bana aldığın ev mi? Almışlar çantayı. Çok tatlı kız, öyle deme. Gerçi buradan kapıyı açamıyoruz, kilitli. Arkadan girelim, gel. Çok tatlı ev ya. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Tadilatla var ya, 10 numara bir ev olur burası, ben sana söyleyeyim. Şuradan girebiliriz değil mi? Sen incesin. Sen incesin zaten. Hayatım incesin zaten. Sen geçersin. Ben bu göbekle nasıl geçeceğim onu bilmiyorum. Bir dakika. Bu da tamir olunca süper bir ev olacak bak. Gel gel. Gel gel. Korkma. İnsan aşk yuvasından korkar mı tatlım? Kapıdaki cin yazısı neymiş ya? Gel. Ya aşkım. Bu ev yıkılacak gibi duruyor. Yürü gidelim ya. Yok öyle. Öyle deme tatlım. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Üst katta biz kalırız. Alt katı da Araplara kiraya veririz. Hep dolar gelir ha bundan. Şey yaparız. Yukarıda biz oturuyoruz ya. Şimdi ben seni yukarıya da çıkaracağım ama yıkılma tehlikesi var. Hani tadilattan sonra. Bak büyüklerimiz ne demiş? İki gönül bir olunca samanlık seyran olur. Benimle yaşamaz mısın kız? Ya he? Şahin öyle dedin şimdi. Ya. Yaşamaz. Ev harbiden yıkılıyor. Yürü, gidelim yürü. Güzel ama yıkılıyor bak. Tatlım gerçekten çok güzel bir ev ya. Bu devirde ancak bunu buluruk. Geldiğiniz için sağ olun, buyurun izlediniz. Şey pardon bir dakika bir dakika. Şey öpüşme sahnesi vardı hani, bir de şey olacak, öpüşme sahnesi olacak. Ne öpüşme sahnesinden bahsediyorsun be? Zaten soydun soğana çevirdin. Şimdi gidiyorum polise ihbar etmeye. Tam anlamıyla bu. Ecem geldi aklıma. Ece'yi özledim. Bence Ece'ye gidelim. Burada bir laf mı geçiriyor, bana böyle geliyor. Yıllarca aşkı hissedemem. Duymadım ben de. Ölüme mahkum asla yıldır. Aklıma bir şey geldi ama. Sevdiğinden karşılık bekleme. Çık be artık, of be. Ne götünü yırtıyorsun lan oğlum burada sen? Ece'ye sararat yapıyorum. Ece mi? He. Lan oğlum onlar bir sene önce gitti. Şu satılık yazısını görmüyor musun sen? Nereye gittiler? İstanbul'a. İstanbul mu? Gerizekalı ver şu çiçeği ben alayım bari. Böyle bir geçirme. Bir geçirme hissettim ama. Sonda. İnceden böyle. İnceden. Çok çıtırlı. Çıtırlı mıtırlı. Kim ama? Aklıma iki isim var da. Hangisi? Tartışmalı. Neyse. Ben Şahin Sarsu. Yalakam, Dartcam kurucusu, CEO'su, Cumhurbaşkanı, Başbakanı. Bu ne lan? No pain sandalyeden düşüyor. Hiç umurumda bile olmaz. Buraya gelirken bu suya kelime için geldim. No pain tip nasıl? Ha bodyguard 5 TL'lik. Hiç umurumda bile olmaz. Ben Fatih Yasin'i İşsizler, işsizler toplanmış ya. Memoya var mı? Allah sana! Düştü lan! Ay ay, maskeli benimle yaylaşmıştı bugün. Allah sana! Ne yaptın? Baksana hayvana. Nasıl düşmüş olabilir ki orada? Bir de kafasına vuruyor, bak bak. Çok iyi ya. Yemin ediyorum, bayılıyorum bunlara. Bunlar niye böyle bir olaya geçtiler? Niye böyle bir
olay yaptılar. Hiçbir gram fikrim yok ya. Kızım. Tam maskeli beşer, yemin ediyorum maskeli beşer. Nasıl zengin oldun? İşimiz insanları yalamak, yalarken duygularını okşayıp onları nirvana'ya çıkarmak. Tövbe. Bu vesileyle de yolumuzu bulmak. Aa, tamam, şöyle izah edeyim, yalakalık dünyanın en eski ve en önemli mesleklerinden biridir. Biz bu gizli mesleği açığa çıkardık. Tabii açığa çıkarmak derken müşterilerimizin gizliliği bizim için çok önemlidir. Bilgileri açığa çıkarmak anlamında demiyorum. Anladınız siz onu? Biz burada ağzı iyi laf yapan yalaka yavşak insanları buluyoruz. Bunları eğiterek profesyonel bir hale getirip diline kiralıyoruz. Hem çok güzel bir meslekleri hem de iyi bir hayatları oluyor. Hayat depo savaşı var da yetişmiyoruz. Siyaset gibi. Hatta ismini öyle vermek istemiyorum şu an burada. Bir üyemiz sırf yalayarak Amerikan senatosuna girdi ve şu an senatör. Şimdi yalakam Dartkam'ın burada yapmış olduğu en güzel şey acemi yalakalar var. Bir de profesyonel yalakalar var. Profesyonel yalaka olabilmek için eğitim şart. Acemilerse genelde belli bir zaman sonra millete etiket oluyor. Rezil rüsva oluyor. Şimdi yalakalığın çok basit bir kuralı vardı. Aşağıdan yukarıya doğru yalayacaksın. Yukarıdan aşağı doğru yalamayacaksın ki yukarıdan aşağı doğru insan çenesi olmuyor. Yalayamıyorsun. Yani alttan yukarıya doğru yalayacaksın. İlk kural bu. Tabii gurur da bir yere kadar. Yok insan erdemli insan olmalı, iyi insan olmalı gibi böyle klişe şeyler insanı fakir yaşamaya mahkum ediyor. Fakir. Bakın atalarımız fakir. Ne demiş? Fakir. Fakir niçin fakirdir? Yalamasını bilmediği için fakirdir. Tabii şimdi bir dille kurduğum bu şirket dünyanın en güçlü şirketi haline geldi. Hem yurt içinde hem yurt dışında her sektörden insana yalama hizmeti veriyoruz. Büyüdük. Doğum günü partilerinde, mekanda hava atmak isteyen kekolara ve hatta okulda zengin çocuklarının yanına küçük yalaka dediğimiz küçük üyelerimiz var. Onları entegre ederek yalama hizmeti veriyoruz. Yani her yerdeyiz. Ayrıca YouTube, Twitch, TikTok gibi platformlarda fenomen olmaya çalışan arkadaşlara sanal yalaka kitlesi veriyoruz. Her söylediği kelimeye kahkaha atıyor, abi bombasın falan diyor. Çünkü sanal yalaka dediğimiz bir departmanımız adam, var. Sanalda da varız yani. Tabii en çok siyasi partilere eleman verdiğimiz için... Oğlum vitreyi kaldırsana lan diyor. Keyi ver. Kaldırayım. Düştüm kucağıma. Bizi sadece siyasete hizmet ediyor olarak görseler de aslında böyle değil. Her kesime hitap ediyoruz. Yani çok basit. Çıkarımız kimdeyse onu yalıyoruz. Aldığımız insanlarda genelde beyin kriteri aramıyoruz. Bize beyin değil, dil lazım. İyi yalayacak. Şimdi kafası çalışan yalaka var, bir de kafası çalışmayan yalaka var. Kafası çalışan Herhalde yalaka üst düzey mevkilere gelir. Kafası çalışmayan yalakaysa alkışlamakla yetinir. He, biz sadece aracıyız, komisyon alıyoruz bu işten. Gerisi onun maharetine kalmış. Sitemize girdiğinizde sloganımızda dediğimiz gibi hadi durma sen de yala, bak, bak, yaladıkça bak. Girecek cebe para. Yalakam.com üye ol, olay girecek mı? Cebe para. Yalakam.com ben hala az önceki şeyde siyasi kısımdayım. Kazan. Sloganı da 10 numara yapmışlar. Ben beğendim. Evet. Bunları daha sonra izleyeceğiz.